Samsun Haber X ekranlarından hepinize merhabalar. Koronavirüs nedeniyle evinde kaldığımız bu günlerde programlarımızı evden yürütmeye çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz eğitimci ve spor yorumcusu Ender Gür hocamız. Merhaba Ender Gür hocamız, hoş geldiniz. Merhaba Metin Bey, kolay gelsin, hoş bulduk. Nasıl gidiyor korona günleri, evde kal günleri? Vallahi evde kal günleri sıkıcı ama yani böyle evde kalmaya devam ediyoruz. Devam etmek zorundayız. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı sürekli açıklamalarda öne çıkan unsur izolasyon, izolasyon, izolasyon. Biz de elimizden geldiği kadar ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Tedbirleri en üst düzeyde almaya çalışıyoruz. İşin açıkçası evde kalmaya da ihtiyacımız varmış bir nebze. Biraz da özlemişiz evi. Evet hocam, sizin bir de eğitimci kimliğiniz var. Daha doğrusu gerçek kimliğiniz eğitimcilik. Bu konuda eğitimde bayağı bir aksama oldu ya da kayacak gibi. Benim bir netleşme de yok. Tabii ki salgının durumu netleşmediği için. Evden eğitim yapılıyordur bildiğim kadarıyla. Zorluyor mu? Öğrenciler ne yapıyor bu konuda? Şimdi tabii ilk olarak Mart ayının sonuna kadar bir okullarda eğitim öğretime, yüz yüze eğitime ara verilmişti. Sonra da ikinci bir açıklamayla Nisan ayının sonuna kadar ara verildi. Biz de bu süreçte okullarımızda uzaktan eğitimle bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Gerek online yüz yüze yaptığımız derslerle, gerekse bizim özel kendi okullarımıza ait MetaBox dediğimiz sistemle öğrencilerimizi sürekli sistemin içinde tutmaya çalışıyoruz. Onların derslerden kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Programlarını takip ediyoruz. Rehber öğretmenlerimiz, mentor öğretmenlerimiz sürekli öğrencilerimizle iletişim halinde bu süreci bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Umarız bir an önce normalleşme başlar. Umarız bir an önce açılma başlar. Bu açılmayla birlikte tüm öğrencilerimizin okullarımızı özlediğini düşünüyorum, biliyoruz. Bizler özledik, öğretmenlerimiz özledi, çalışan arkadaşlarımız özledi. Bir an önce bu özlem biter diye ümit ediyoruz. Devletimizden gelecek olan müjdeli haberleri, iyi haberleri hepimiz dört gözle bekliyoruz. İnşallah hocam. Sizin de tabii ki çok yakından takip ettiğiniz, bizlerin de çok yakından takip ettiği spor müsabakaları var. Bunların başında da Samspor geliyor tabii ki. Yaklaşık bir ay oldu, maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Bundan dolayı da federasyon bir açıklama yaptı. Mayıs başında toplanıp tekrar bir karar vereceğiz. Haziran başında maçları oynatabiliriz diyor. Sizin görüşünüz nedir bu konuda? Vallahi şimdi bir şekilde işte değişik senaryolar var. Hepimiz takip ediyoruz. Senaryolar işte ilklerin tamamlanması, mevcut haliyle tescil edilmesi, önümüzdeki seneye ertelenmesi gibi bir şekilde ilklerin tamamlanması lazım. Benim görüşüm bu. Adalet için, hak için, hukuk için geç de olsa, yaz ayında da olsa, Ağustos'ta da olsa, Eylül'de de olsa bu ilkleri bir şekilde tamamlamak lazım. Mevcut haliyle tescil etmek ya da playoff sistemiyle şampiyonu belirlemek çok adaletli olmayacağı kanaatindeyim. Olaya sadece Süper Lig penceresinden bakmamak lazım. Bunun birinci ligi var, ikinci ligi var, üçüncü ligi var, bölgesel amatör ligler var, diğer amatör ligler var. Dolayısıyla çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren bölümü Samsun Spor'umuz işte son bölümde 10 puan önde lider, neredeyse şampiyonluğunu garantilemiş, neredeyse matematiksel olarak garantileyip tur atmanın hesaplarını yaparken böyle elde olmayan bir sebeple bir durum hasıl oldu. Bir şekilde bunu tamamlamak lazım. Sayın Başkan Yüksel Yıldırım'ın bir söyleşide ifade ettiği çok güzel, benim de çok katıldığım bir ifadesi var. Biz Temmuz ayında Dünya Kupası oynatıyoruz. Dünyada Dünya Kupası oynanıyor Temmuz sıcağında. Niye ligler oynanmasın? Ben bu liglerin Haziran sonuna doğru da Haziran ayının içerisinde seyircisiz de olsa bir şekilde oynatılacağı kanaatindeyim. Tabii bu olayın FIFA boyutu var, UEFA boyutu var. Oralarla sürekli görüşmeler var.
tüm liglerin bir şekilde Haziran, Temmuz, gerekirse Ağustos ayında oynanması elzem diye düşünüyorum. Oynatılacağı kanaatini de taşıyorum. Bunu da ifade edeyim. Hocam bu konuyla ilgili geçenlerde FIFA bu işlere müdürünün bir açıklaması oldu. Oyuncu sözleşmelerinin uzatılamayacağı ile ilgili. Yani örneğin Türkiye'de 31 Mayıs'ta sözleşmeler bitiyor. 1 Haziran'daki maçlarda kiralık oyuncular takımına döner, sözleşmesi bitenler o tarihte oynanacak listeye yazılamaz diye bir açıklama geldi. Bu olursa Sanspor'u belki fazla etkilemeyebilir ama birçok takım herhalde zor durumda kalır, doğru mu? Olabilir, öyle bir karışıklık, keşmekeşlik durumu hasıl olabilir ama ben o konuda da yeni bir açıklama, yeni bir uygulama, yeni bir karar geleceğini düşünüyorum. Çünkü makul olan, mantıklı olan budur. Mevcut kadrolarla bu ligin bir şekilde tamamlanması esastır. Şimdi biz tabii kendi ligimiz açısından bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Ama belki liglerini mevcut bir haliyle tescil edecek olan ulusal başka federasyonlar olabilecektir. Başka yöntemlere başvuracak olan ülkeler, federasyonlar olabilecektir. Liglerini bir şekilde tamamlanan kararı alan federasyonların da durumunu düşünerek UEFA'nın, FIFA'nın ben gerekli düzenleyici kararları alacağını düşünüyorum. O konuda bir mağduriyet yaşanacağına ihtimal vermiyorum. Bu benim kişisel kanaatim açıkçası. Evet, yani yakın zamanda bu tür bir olayla karşılaşılmadı zaten. Yani istisnalar kaideleri bozmaz diye bir şey var. Zaten bundan iki sezon önceydi galiba veya geçen sezon muydu? Playoff maçları Haziran'a sarkmıştı. Ama sözleşmesi devam eden oyuncular oynanmıştı. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yine aynı benzer bir şey olacaktır. Yani evet hocam, Sanspor iyi bir sezon bu oyuncular. Hocam Sanspor iyi bir sezon geçirdi. Hep birlikte izledik. Deplasman maçlarını da izledik. İçeride de izledik. Sizin görüşünüzde de Sanspor bu sezon lige nasıl başladı, nasıl bitirdi? Bu 10 puanın farkları kimin emeği var? Daha doğrusu bu 10 puanın farkının açılmasında etken ne? Bir defa 10 puanlık fark hepimizi mutlu ediyor tabii. Özlediğimiz, beklediğimiz Sanspor'un ayak seslerini görüyoruz. Gerek yönetimsel anlamda, gerek teknik yapılanma anlamında, gerek altyapı anlamında, gerekse mücadele anlamında, ligde başarıyı kovalama, şampiyonluğu kovalama anlamında Sanspor'la işler yolunda gitti bugüne kadar. Keşke şu koronavirüs sıkıntısı da olmasaydı da doya doya 25 Nisan'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki şampiyonluk kutlaması bize nasip olsaydı. Ama olsun, ben inanıyorum inşallah yine hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda biz bu kutlamayı yapacağız. Şimdi Samsunspor'da sezon başında İrfan Buz'la başlayan süreçte oynanan futbol, alınan istikrarsız sonuçlar, gelinen nokta itibariyle bir teknik direktör değişikliği hasıl oldu. Böyle bir zorluk doğdu. Bu teknik direktör değişikliğinde bence çok isabetli, olumlu bir karar verildi. Türk futbolunun en yetkin isimlerinden bir tanesi. Başarısı tescillenmiş. Bir anlamda Samsun'da doğmadı belki ama Samsun'un da evladı diyebileceğimiz Ertuğrul Sağlam'ın bu takımın başına getirilmesi Samsun spor açısından bence bir kırılma noktası olduğu olumlu anlamda. Ertuğrul Hoca bir defa gelir gelmez mevcut futbolcuların var olan potansiyellerinin açığa çıkarılması noktasında çok iyi bir çalışma yürüttü. Geldiği zaman söylediği önemli bir şey vardı. Bu futbolcuların bir defa kendine olan güvenlerinin, kendine olan inançlarının bir şekilde açığa çıkarılması gerekiyordu. Ertuğrul Hoca onu açığa çıkardı. Taraftarla inanılmaz bir bütünleşme sağlandı. Sadece taraftarla değil, şehirle inanılmaz bir bütünleşme sağlandı. Yani Ertuğrul Hoca'nın gerek resmi kurumlarla ziyarette bulunması, okullara gidip söyleşi yapması, okulların kulübü gelip ziyaret etmesi, şehrin dinamikleri adı verdiğimiz her köşeyle, her karışla Ertuğrul Hoca belki bir teknik adam ama bu camianın bir ferdi olarak ve bu ferdin bir sorumluluğu olarak çok iyi diyalog kurdu. Ve müthiş bir kenetlenme, müthiş bir birleşme atmosferi oldu. Zaten futbolda ya da bir spor müsabakasında bir takımda başarı da böyle geliyor. Benim hep verdiğim bir örnek vardır.
yöneticisi, başkanı, teknik heyeti, futbolcusu, basını, taraftarı, şehir, bütün unsurları hepsi birer yapbozun birer parçası gibidir. Bunlar bir araya geldiğinde bir anlamlı bütünlük oluşur. Bunlar bir araya geldiğinde bir şey ifade eder. İşte Ertuğrul Hoca'nın gelişiyle birlikte bu yapboz, bu puzzle tamamlanmaya başladı. Her kare yerli yerine oturmaya başladı. Ve bu her karenin yerli yerine oturmasıyla birlikte sportif başarı da gelmeye başladı. Bakın 15 bin, 20 bin kişiye oynamaya başladı Samsun Spor. İnanılmaz bir destek, çığ gibi büyüyen bir destek. Her geçen gün büyüyen bir destek şehirde oluşmaya başladı. Burada tabii Sayın Yüksel Yıldırım'ın ve yönetiminin, arkadaşlarının emeğini de es geçmemek lazım. Onlar çok büyük emek sarf ettiler. Onlar hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. Maddi anlamda ne gerekiyorsa belki fazlasını sağladılar. Bugün Samsun Spor Kulübü'nde, Samsun Spor Camiası'nda, Avrupa'da ki seçkin kulüplerdeki imkanların her şeyi var. Dün akşam Ercan Yazıcı'yı dinledim sevgili Selçuk'la bir söyleşisinde. Söylediği ilginç ve güzel bir şey var. Diyor ki Ercan Yazıcı, bir futbolcunun kulüpte isteyip de arayıp da bulamayacağı hiçbir şey yok. Talep edip de bulamayacağımız hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Futbolcuya güven veren bir şey, çalışanına güven veren bir şey, taraftarına güven veren bir şey, şehre güven veren bir şey. Bu güven ortamını, bu altyapıyı, bu organizasyonu sağlayan Sayın Yüksel Yıldırım'ın burada çok büyük bir emeği var. Bunu ifade etmek lazım. Sayın Mustafa Astopal'ın çok büyük bir katkısı var. Bunu görmek lazım. Teknik heyeti az önce söyledim. Geri kalıyor futbolcuların sahada sadece mücadele etmesi. Bizim futbolcularımız Ertuğrul Hoca ile birlikte şunu algılamaya başladılar. Futbolda en az rakibiniz kadar koşmadığınız müddetçe, en az rakibiniz kadar savaşmadığınız müddetçe, en az rakibiniz kadar istemediğiniz müddetçe kazanma şansınız, başarılı olma şansınız yok. Bizim futbolcularımız belki de bunu fark ettiler. Bizim futbolcularımız çıktıkları her maçta, içeride veya dışarıda, yeri de düşmüş olsalar, bir şekilde kazanmak için son düdüğe kadar mücadele ettiler. Ama Ertuğrul Hoca'nın verdiği enerji, sinerji, bütün bunların meydana gelmesindeki kilit nokta diye düşünüyorum. Hatırlayın, Manisa maçına şeyde Ertuğrul Hoca geldiğinde biz Manisa'dan 6 puan falan mı gerideydik? Evet, 6 puan gerideydik. 6 puan gerideydik. Yani şu anda 10 puan ilerideyiz. Yani 16 puanlık bir fark yaratılmış. 16 puanlık bir ivme yaratılmış. Bu çok böyle konuşulduğu gibi basit bir şey değil. Yani ağızdan çok kolay çıkıyor. 16 puanlık fark, 10 puanlık fark. Ama bunu sağlamak kolay bir şey değil. Özellikle Manisa'da, Manisa deplasmanında Samsun Spor galip gelince psikolojik üstünlük de bu ligde tamamen bize geçti artık. Şimdi biz ligin ilk yarısında hep gözümüz sahadaydı. 19 Mayıs stadının zeminindeydi. Ama ellerimizde telefonlar vardı. Maç golü takip ederdik. Diğer canlı yayınları takip ederdik. Acaba Manisa'nın maçı ne oldu? Şimdi Manisa maçından itibaren bu psikolojik üstünlük bize geçti ve Manisa bizi takip etmeye başladı. Acaba Samsun'dan bir puan kaybı haberi gelir mi diye. Ama biz orada gidip Manisa'yı yenince yani empati yapalım. Manisalıların yerine koyalım kendimizi. Yani tamam, yani Samsun Spor artık bu işi bırakmayacak. Öne de geçtiler. Bu iş bitti. Biz playoff'a hazırlanalım. Vardır bilinçaltında insanların zihninin arkasında böyle bir şey oluştu. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı açıkçası. Hocam, Samsunspor bu sene inşallah şampiyonluğu yanı sıra birçok rekoru da beraberinde kırmayı hedefliyor. Şu anda kendi kulüp rekorunu kırdı. Galibiyet serisindeki 10 maçlık rekorunu 12 maça yükseltti. Ve Beşiktaş ait olan 13 maçlık rekorun peşinde. Ertuğrul Hoca da bir basın toplantısında 17 maçlık bir rekoru hedeflediğini söylemişti. Yani liglerde şu ana kadar kırılmayan bir devreyi galibiyetle tamamlayan bir takım olarak gerçekten Tampol iyi bir sezon geçiriyor. İnşallah bu koronavirüs belası da başımızdan gider. Yani dünyanın başından gider. Çünkü bir yerden gittiği zaman diğer taraftan gitmezse yine salgına dönüşme ihtimali var. Her şey hayat normaline döner diyoruz.
o rekorların da lig tamamlandığında Samsun Spor'umuzun o rekorları da elde edeceğine inanıyoruz. Hem üst üste kazanma rekorunu elde edeceğimize inanıyoruz. Hem gol kralının bizden çıkacağına inanıyoruz. Samsun Spor artık bu ligde ciddi bir yer edindi. Bu ligde derken yani Türkiye liglerinde ciddi bir yer edindi. Samsun Spor'un gidişatını şöyle, kendisinden itibaren Sayın İsmail Yıldırım ve Sayın Yüksel Yıldırım'la başlayan, o kongreden itibaren başlayan sürece baktığımızda Samsun Spor tekrar bu liglerde, bu ülkede spor tarihinde, spor kamuoyunda vazgeçilmez bir şekilde yerini aldı. Ben bu seneyi şampiyonlukla tamamladık. Yani ona inanıyoruz hepimiz. Çok büyük bir mucize olmaz ise şayet. Ben önümüzdeki senede daha büyük başarılar geleceğini düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki daha şimdiden teknik kadro yönetim, Sayın Başkan önümüzdeki seneyle ilgili plan ve programları şimdiden yürütmeye başladılar. Futbolcuları izleyip transferle ilgili çalışmalarla ilgili altyapıyı şimdiden oluşturmaya başladılar. Zaten Samsun Spor'un elinde çok iyi bir oyuncu topluluğu var. Çok iyi bir oyuncu havuzu var. Yabancı, kaliteli yabancı oyuncularla beraber takviye edildiğinde birinci ligde de biz misafir oluruz. Süper Lig'de ait olduğumuz yerde yerimizi alırız diye düşünüyorum. Ondan sonrasında zaten uzun vadeli bir planlama. İnşallah birinci planda ligde kalıcı olmak. Ondan sonra da Sayın Başkan'ın ortaya koyduğu Avrupa Ligleri hedefine doğru emin adımlarla yürümek. Samsun şehrinde bu potansiyel var. Samsun şehri bunu yapabilir. Samsun şehri bunu başarabilir. Geçmişte bunu da başarmış ve bunun ipuçlarını vermiş bir camia. Şimdi Türkiye'de futbol kulüpleri var. Spor kulüpleri var. Spor kulübü olmak, futbol kulübü olmakla camia olmak çok farklı şeyler. Bakınız Manisa'nın bunu uzun süre götürememesinin altındaki en önemli gerçek de bu. Onlar bir spor kulübü. Manisa FK bir futbol kulübü. Ama onlar bir camia değiller. Samsun Spor bir camia. Camia olmak çok farklı bir şey. Bu bir kültür. Bu kültürdür Samsun Spor'u Süper Lig'de kalıcı yapacak olan ve hedeflediği başarılara götürecek olan. Bu potansiyel bir şehirde var. Önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde inşallah hep birlikte bu sevinçleri, bu mutluluğu hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Hocam benim sizlere soracağım sorular bitti. Sizin anlatmak istediğiniz şey varsa devam edebiliriz. Her şeyden önemlisi tabii bütün bunlar olur. Ligler oynanır, şampiyonluklar olur, şampiyonluklar kaybedilir, şampiyonluklar kutlanır, hepsi olur. Okullar açılır, okullar kapanır, tatiller uzar, tatiller kısalır, telafi programları olur, bunların hepsi olur. Ama her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. O yüzden hepimizin, herkesin mutlaka ve mutlaka bu sağlık konusunu öncelememiz gerekiyor. Bakınız Sağlık Bakanımız, devletimiz, hükümetimiz olayı çok büyük bir ciddiyetle, çok büyük bir titizlikle takip ediyor. Her türlü tedbir, her gün bilim kurulunun açıklamaları, toplantıları şehir şehir, an be an takip ediliyor. Bu veriler ışığında Türkiye, Sayın Bakan'ın ifadesiyle kendi algoritmasını oluşturdu bu tedavi sürecinde. Bu algoritmanın oluşturulmasıdır ki son bir haftadır vaka test sayısının vaka sayısına oranladığımızda büyük bir düşüşü yaşıyoruz. Son bir haftadır sürekli düşüş var. %17'leri, %19'ları gördüğümüz günlerden %13, %12, %11 en son işte ne gün? Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının ilk açıklandığı cumartesi günkü veride %9,5'a kadar düştü bu oran. Yoğun bakımda yatan sayımız ve entübe olan solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız stabil bir hale geldi. Bu kadar vaka artışına her gün 4000 vaka üzerine koymasına rağmen yoğun bakım ve entübe hasta sayısında bir stabilizasyon söz konusu. Biz bu işi birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. O yüzden devletimizin yaptığı, bakanlarımızın yaptığı tüm uyarıları dikkate alalım. Bakın bu belli oldu ki Ramazan bayramı benim kanaatim. Ramazan bayramını inşallah çifte bayram olarak kutlayacağız. Bayramdan sonraki süreçte bu iş iyice hafifleyecek. Ama burada bizi bekleyen tehlike yeni bir dalga. Yeni bir dalgaya yol açmamak için tedbir, izolasyon, sosyal mesafe çok önemli. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Herhangi bir rehavete kapılmayalım. Bu işi
inşallah en az hasarla atlatan ülke olacağız biz. Bakın Amerika'da her gün ölü sayıları geliyor. İtalya bakın artık yaşlılarına bakmıyor. Yani bırakın İspanya'da, İtalya'da tedavi sürecini artık huzur evlerinde yaşlılara bakılmıyor. Evlerde yaşlıların günlerce cesetlerin kaldığını hep birlikte görüyoruz. Dünya küçük artık. Sosyal medya, internet, televizyon, uydu, bütün bu iletişim araçlarıyla her şey bütün dünyanın gözünün önünde cereyan ediyor. Biz bir İtalya olmayacağız, bir İspanya olmayacağız Allah'ın izniyle. Bir Amerika olmayacağız ama hafife de almayacağız, küçümsemeyeceğiz. Hiç kimse bu işi basite almasın lütfen. Bana bir şey olmaz lafıdır bizi sıkıntıya sokacak olan. Mutlaka ve mutlaka tedbirlerimizi en azami düzeyde alarak hayatımıza devam edelim diyorum. Dediğimiz gibi başta söyledik, öğrencilerimizi çok özledik, okullarımızı çok özledik, sosyal hayatı çok özledik. Bütün bunlar bize bir şeyi daha gösteriyor aslında. Özlediğimiz şeyler meğerse ne kadar kıymetli şeylermiş. Biz onlara çok rahatlıkla erişirken, ulaşırken onların değerini bilmemişiz, bilmiyormuşuz. Şimdi onların değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bakın şu anda siz evinizdesiniz, ben evimdeyim. Bir bilgisayarın karşısında karşılıklı sanal halinde konuşuyoruz. Ne kadar özlemişiz yan yana gelip bir çay içip, bir kahve içip de bu programı canlı yüz yüze yapmayı. Dolayısıyla o günlerin de değerini, o imkanların da değerini bilmek anlamında bize aslında bu bir mesaj. Bu mesajı da inşallah hepimiz en doğru şekilde alıyoruzdur. Bu meseleyi atlattıktan sonra da inşallah normal hayatımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Tüm Samsun sporları da sabırsızlandığını biliyorum. O muhteşem stadımızda, muhteşem galibiyetlerde gol diye bağırmayı çok özlediklerini, birbirimize sarılarak gol sevincimizi özlediğimizi çok iyi biliyorum. Biz de çok özledik. Yazmayı özledik, yerinde maç izlemeyi özledik, maç yorumlamayı özledik, tesislere gidip idman izlemeyi özledik. Hep özlem doluyuz ama aşacağız. Yani güzel günler çok uzakta değil, hep birlikte aşacağız, birlikte başaracağız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, selamlarımı sunuyorum. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Siz de bu arada bir araya gelmekten bahsettiğiniz zaman, önümüzde Ramazan, geçen yıl beraber deplasmana, Sakarya deplasmanına gittiğimiz Ramazan günüydü. Ve beraber yaptığınız bir iftar vardı arabanın kaputunun üzerinde, onu hatırladım. Gerçekten bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Çok güzel günler oluyor. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim zamanınız için. İnşallah yine eski günlerdeki gibi bir arada oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkürler.